Sayın Cumhurbaşkanım şimdi konuşmalarını yapmak üzere TED Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Sayın Selçuk Pehlivanoğlu'nu kürsüye davet ediyorum efendim. Sayın Cumhurbaşkanım Sayın Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanım Sayın Milliyetim Bakanım Sayın YÖK Başkanım Saygıdeğer protokol, sevgili konuklar, sevgili öğrenci kardeşlerim, 83 yıl önce Büyük Önder Atatürk'ün kurduğu, eğitime hizmet vermek için kurduğu, ilk Türkiye'deki sivil toplum örgütü olan, genel başkan olmaktan gurur duyduğum, onur duyduğum, Türkiye Eğitim Derneği'nin yeni bir halkası olan TED Üniversitesi'nin açılışına geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Üniversite bir öğretim kurumu olmanın çok ötesinde bir medeniyet projesidir. Medeniyet yolculuğuna çıkmış bir milletin çocukları olarak üniversiteyi geleceğe inşa etmenin temel araçlarından biri olarak görüyoruz. Her yüksek medeniyetin bir üniversiteyle anılması boşuna değildir. TED Üniversitesi olarak vakıf medeniyetinin tarif ettiğim anlamda gerçek bir vakıf üniversitesi olmak azmindeyiz. Bu amaçla asla kar amacı gütmeden, güncel rekabet kavramına sıkışmadan, bilginin evrenselliğini unutmadan heyecanlı bir yolculuğa başladık. Sayın Cumhurbaşkanım, bu yolculuğumuzda başından beri bize verdiğiniz destek için şükranlarımı arz ediyorum. Tabii ki kanunlaşma sürecimizde bize destek vermiş olan Adalet ve Kalkınma Partisi'ne, bugün aramızda olarak bizi gerçekten olumlandıran Sayın Devlet Bahçeli Başkanlığı'ndaki Milliyetçi Hareket Partisi'ne ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin büyük desteklerine çok teşekkür ediyorum. O zaman Milli Eğitim Komisyonu Başkanımız olan Mehmet Sağlam'a da şükranlarımı arz etmeyi bir borç biliyorum. Şüphesiz ki Sayın Milli Eğitim Bakanımızın her zaman fikrimizi soran Milli Eğitimimizin Bakanlığımız Bakanımızın başkanlığındaki Milli Eğitim camiamızın bize verdiği destek bizim için şükrana değerdir. Yüksek Öğretim Kurumu'nda tarihinde bir ilki gerçekleştirerek bize güvenerek öğretmen yetiştirmede ilk defa farklı bir Programı onaylamıştır, bu bizim için ciddi bir fırsat, Türkiye'nin geleceği için yeni bir açılımdır. Sayın Cumhurbaşkanım, saygıdeğer protokol, bugünlerde üniversite sistemin tıkandığı ve bu tıkanıklığın bir yasayla çözülebileceğini düşünüldüğü bir dönemi yaşıyoruz. Üniversite, arkasında bir felsefe olmadan, milli bir gelecek tasavvuruna dayanmadan moda kavramlarına yaslanarak bir yasayla halledilemeyecek kadar kapsamlı bir zihniyet meselesidir. Üniversite, insanlığa katkının, insanımıza hizmetin yüce bir vasıtasıdır. Bürokratik yasa maddeler üzerinden değil, anlam dünyamız açısından bir değerlendirme yapmak mecburiyetimiz vardır. Bu ülkenin entelektüel birikimi, inanın bize, bunun için yeterlidir. Yeter ki tarihte birçok kere yaptığımız gibi büyük gemileri sığ limanlara sokmaya çalışmayalım. Sağlam bir ahlak anlayışı, hukukun üstünlüğü, ve zekaya saygı her sonunun üstesinden gelmeye yetecektir. McKinsey raporunda eğitimde sıçrama yapan ülkelerin ortak özelliğinin ne harcanan bütçe, ne doğal kaynaklar, ne de yasal düzenlemeler olmadığı açıklanmaktadır. Bu ülkelerin ortak özelliği eğitime gerçek manada liderlik yapan bir yol göstericiye sahip olmalarıdır. Sıçrama yapan ülkelerin ikinci bir özelliği ise üniversite, lisansüstü, temel eğitim, okul öncesi kurumlarına ağırlık vermeleridir. Milli servet olan zekanın etkili bir biçimde değerlendirilmesi için eğitime bu düzeylerde daha fazla yatırım yapma mecburiyetimiz vardır. Çünkü biliyoruz ki eğitim pahalıdır ama cehalet çok daha pahalıdır. Ülkemizi yarınlara taşıyacak olan gençlerimize pozitif ayrımcılık yapmak suretiyle bu konuda üzerimize düşeni gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Ancak bu gayretimizin ulusal bir seferliberliğe dönüşmesi kaçınılmazdır. Dünyanın ilk 17 ekonomisi içinde bulunan ülkemiz maalesef insani gelişmişlik endeksinde 90. sıralarda yer almaktadır. Bu sıralamalarda üst sıralara çıkmanın temel koşullarından biri de nitelikli üniversitelere sahip olmaktır. Bu amaçta artık araştırma sayısından ziyade bu araştırmaların yarattığı katma değere bakmak mecburiyetindeyiz. Yapılan araştırmaların sayısından ziyade bilimsel düşüncenin hakimiyeti epistemolojik bir camianın varlığıyla mümkün olacaktır. Bu nedenle nitelik ve nicelik kavramlarını yeniden yorumlayıp yeni bir yüksek öğrenim idrakine kavuşmak mecburiyetindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanım, hayalleri olanlar anıları olanların her zaman önündedir. Biz Teddiler hep hayal ederiz. Bizden önceki kuşaklar dünyanın en kapsamlı kampüsünü kurmayı hayal etmişlerdi. Ben ve arkadaşlarım onun kurdelesini kesme onuruna sahip olduk. Bizden önceki kuşaklar TED Üniversitesi'ne sahip olmayı hayal ediyorlardı. Zaten halinizin katılımıyla bugün bu hayali de gerçekleştiriyoruz. Artık TED'lere yeni bir hayal lazım. Bizim yeni hayalimiz daha güçlü bir Türkiye'dir. Parası olan parası olan kadar olmayanın da eşim, eşit eğitim hakkına sahip olduğu bir Türkiye hayal ediyoruz. Ülke nüfusunun 10 yıl sonra bir yığına değil, nitelikli bir kitleye dönüştüğü bir Türkiye hayal ediyoruz. Verilerin çocuklarını üniversiteye girebilmesi için, eğitim dışı kurumlara birileri zengin olsun diye kollarındaki bilezikleri satıp vermek mecburiyetinde olmadıkları bir Türkiye hayal ediyoruz. Bugünkü genç nüfusumuzun daha güçlü Türkiye'yi yarattığı, ay yıldızlı bayrağımızın daha güçlü dalgalandığı, ülkesi için hiç düşünmeden canını vermiş atalarımıza daha fazla layık olduğumuz bir Türkiye hayal ediyoruz. Biliyoruz ki bu hayaller tüm milletimizin hayalleridir. İnanıyoruz ki parlamentodaki tüm siyasi partilerimiz her zaman nesil kurtarmayı seçim kurtarmanın önünde tutarlar. Biz teddiler hepimiz mezunlarıyla, çalışanlarıyla, öğretmenleriyle, öğrencileriyle, bize inananlarla, yani yüz binler olarak petrol ürünüyle değil gönül yağıyla yanan meşalemizde bu ülkenin geleceğine ışık tutmaya devam edeceğiz. Saygılar sunuyorum efendim.